Sevgili dostlar, merhabalar. Size Türkiye'den bir video hazırladım. Biliyorsunuz ben Türkiye'de Kocaeli'nde yaşıyorum, Kartepe'de. Fakat Kocaeli'nin biliyorsunuz Karadeniz'e de kıyısı var ve burada sahil şeritleri var. Bunlardan en gözde mekanlardan Kerpe'ye doğru gidiyorum. Ve orada da bir takım görüntüler çektim. Ben Kerpe'yi çok seviyorum. Kerpe, Kefken, Cibici bir sahil şeridi ve güzel bir sahil şerididir. Aslında turistik olarak da bakın görüyorsunuz hatalı sollamalar. Yani ben bunları söylemek istemiyorum ama inanın bakın videoda da gördünüz. Türkiye'de maalesef çok bilinçsiz araba kullanımı var. Yani bunu da söylemeden edemedim size. Neyse biz videomuza geri dönelim. Bakın Kerpe'nin girişi burası. Sahil sol tarafta kaldı. Kerpe'ye İstanbul'dan, Sakarya'dan ve Kocaeli'nden çok gelen arkadaşlar olur, dostlar olur ve çoğu kişinin de yazlığı var buralarda. Ve günübirlik giden gelen de çok eş dost olur bu sahillere. Bakın burası Kerpe sahili. Burası bir koy sevgili arkadaşlar. Eskiden bu kadar yapı yoktu. Şimdi maalesef yapılanma her yerde olduğu gibi burada da var. Ama güzel yanı deniz temiz. Fakat ben Covid nedeniyle hiçbir şekilde yaklaşmadım bu kalabalığa. Ve burada da denize girmeyi çok tercih etmiyorum. Yani çeşitli sebepleri var. Maalesef gördüğünüz gibi bakın Covid'e rağmen insanlar dip dibe iç içe. Benim çok tercih ettiğim bir durum değil bu. Ben daha sakin yerleri tercih ediyorum ve tatil olarak da genelde güneye ya da Bodrum'a gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada çok yani tabii ki giren sevgili dostlara da saygı duyuyorum. Ama ben Covid'de maalesef tasvip etmiyorum. Burada sahili ikiye bölmüşler sevgili dostlar. Bu ilk gösterdiğim yer yani arkada kalan yani az önce ilk gösterdiğim yer halk plajı. Karşı tarafı da sosyete plajı olarak ayırmışlar. Burada da lokantalar var sevgili dostlar. Ben bu lokantalarda yemeğimi yiyip gezimi yapıp evime dönüyorum. Evime burası yaklaşık 40 dakika mesafede. Ve tüm İzmit'te bu şeyde bu sahil şeridinde olur hafta sonları. Bakın denizde yosunlanmalar var her yerde olduğu gibi. Kerpe sahili daha sakindir, dalgası yoktur. Fakat eğer ki siz Sakarya Karasu civarına giderseniz orası çok tehlikelidir. Yarı yar kaya yapısında olduğu için boğulmalar çok yaşanır. Ve Karadeniz biliyorsunuz şakası olmaz. Dalga vurduğu zaman aşağıdan kumu alır ayaklarınızın altından götürür ve hiç fark etmeden Allah göstermesin boğulmalar yaşanır. Çok dikkatli olmak lazım. Denizle şaka olmaz. Biz çocukluğumuzdan beri hep diyoruz ki şu boğuldu, bu boğuldu. Yani Ege ya da Güney kıyıları gibi değil sevgili dostlar. Karadeniz'in şakası olmuyor. Evet, Kerpe daha koy olduğu için dalgası yok. Daha sığ ve güvenli bir şekilde denize girilebiliyor sevgili dostlar. Bakın bu da benim. Gezerken kendimi de çektim öyle. Kerpe'nin bu ilerleyen sahil şeridinde kayalık kısımlar var. Ben onların da size videosunu çektim. Çünkü ben buraya geldim ve bu kıyıyı olduğu gibi gezerim. Bu üst tarafta da bir çay bahçesi var. Güzel, sevimli. Güzel yani benim hoşuma giden bir çay bahçesi yine. Hani şu ana kadar gidip de çay içmedim ama yeri çok güzel. Ben mesela burayı da çok seviyorum. Bu ağacın gölgesini de. Buradan karşıda sahildeki insanları da görebiliyorsunuz. Karşı sahil sevgili dostlar halk plajı. Sol tarafta sosyete plajıymış. Yani dediğim gibi bu şekilde bir ayrım olmuş ama yani sebebini anlayamadım. Enteresan bir durum tabii. Neyse gördüğünüz gibi şirin bir çay bahçesi var. Müşterileri de oturuyordu. Onları da rahatsız etmeden sakin bir çekim yaptım. Seslendirmemi burada yapmadım. Seslendirmeyi Belçika'da yaptım. Hatta editlemeyi de Belçika'da yaptım sevgili dostlar. Bakın su tertemiz, çok güzel. Şehre uzak olması nedeniyle güzel ama şehre yakın olmuş olsaydı sevgili dostlar burada kokudan duramazdık. Yani bunu niçin söylüyorum size? Maalesef Türkiye'de doğaya çok saygı yok. Yani bunu ben şu anda gezimde de gördüm.
Hatta videomda özellikle o kısımları çekmedim. Fakat videomun ilerleyen kısmında özellikle gösterdiğim, işaretlediğim bir yer var. Orayı da göstereceğim size bir yandan. Yani televizyonda da programlarda söylediği gibi bakın görüyorsunuz nasıl pisliklerini bırakmışlar. Yani ben diyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Eğitim şart dedikleri şey işte bu. Bir insan temizlik imandandır lafı var ya, bu pisliği Belçika'da göremezsiniz sevgili dostlar. Avrupa'nın hiçbirinde göremezsiniz. Ben hatta size almadım o görüntüleri. İnanın tavuk yemişler, tavuk yedikleri kaplar, poşetler. Yani çok da bahsetmek de istemiyorum ama inanın sinirlendim bile. Çocuk bezi atan bile var. Yani sen nasıl bir annesin ki doğayı bu şekilde kirletiyorsun? Neyse, yani işte böyle sevgili dostlar, çok üzücü bir durum. Yani akıl mantık almıyor bu temizlik ahlakını diyeceğim ben size. Çünkü yani eğitim düzeyi düştükçe maalesef bazı seviyeler de düşüyor. Neyse, bakın sevgili dostlar, çok güzel bir doğayı, inanın bu kayalıkların aralarında vardı bu pislikler ve ben özellikle çekmedim. Hatta orada bir bayan vardı. Dedi ki hanımefendi, dedi, ben bu fotoğrafları çekip CİMER'e göndereceğim. İşte CİMER işte belediyeyi arasın, belediye gelsin buraları temizlesin. Yani bu çözüm değil ki. Belediyenin işçisinin yapmış olduğu temizlikle çözüm değil. Kafalar değişmesi lazım. Yani Avrupa'nın temizliğini görüp ülkemizdeki bu temizlik ahlakına görüp de yani diyecek kelime bulamıyorum. Bu güzel doğayı, bu güzelim yeri mahvetmişler sevgili dostlar. Bakın görüyorsunuz solda da bir poşet vardı. Yani yapmayın, piknik yapmayın. Yasaklansın, Türkiye'de piknik yapmak yasaklansın. Çünkü piknik yapmayı bilinmiyorsa bu şekilde de olmasın yani. Hepimizin hakkı var bu yerlerde. Neyse sevgili dostlar, yine benim sinirim bu temizlik konusunda, çok hassasım ben. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz, ben burada bir serinliyorum, çok güzeldi suyu da. Burası tarihi bir mekan değil kesinlikle. Yani kayalardan görününce de sanki tarihi bir yapı varmış da, jeolojik bir yapı, zamanla bozulmuş ya da işte ne bileyim restorasyondan geçmiş gibi görünebilir ama burası doğal kayalıklarla oluşan, yani doğanın rüzgarı, kasırgası ve denizinin oymuş olduğu yapılar sevgili dostlar. Bu mağaralar da keza öyle. Ben size çeşitli çekimler yaptım. Bakın sağda da pet şişe vardı. Yani suyunu içmiş, şişeyi de oraya bırakmış. Bir daha gelmeyecek oraya sanki. Yani gerçekten sinirleniyorum. Ve sinirlendikçe de böyle şey oluyorum, yani yıpranıyorum. Bakın görüyorsunuz sağda alt köşede şişeyi. Bakın sevgili dostlar, burada da bir tane balık vardı. Ölmüş bir yengeci yemeye çalışıyordu, taşımaya çalışıyordu yuvasına doğru zannedersem. Onu da yakın çekimi aldım. Görüyorsunuz doğada her şey bir mücadele içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu güzelim doğayı kirletmeyelim. Lütfen herkes çöpünü alsın, arabasına koysun, rastladığı ilk çöp kutusuna atsın. Bu çok zor bir şey değil. Yani bazen ben inanın Türkiye'de gördüm bunu. Adam önümde gidiyor, camı açtı, çöpü attı. İnanın yani o kadar çok sinirlendim ki Türkiye'de bazı şeyleri, artık tatilimi de mahvetmemek adına arabadan inip o çöpü alıp arabasının camından içeri atacaktım. Yani sen bu çöpü nasıl atarsın diye. Evet sevgili dostlar, doğanın güzelliğinden bahsedelim derken ben yine daldım diğer konulara ama bunları da söylemeden edemedim. Bunlar beni Türkiye'de çok moralimi bozan noktalar oldu. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde ben bu pislikleri gördüm. Her yerde, yollarda, yani gerçekten çok üzüldüm. İleriye gideceğine geriye gitmiş ülke. Evet bakın, bu güzel doğayı bu şekilde kirleten sevgili kişilere de mesajımı buradan veriyorum. Beni inşallah duyuyorlardır bu video vasıtasıyla da, bir daha da oraya pisliklerini bırakmazlar. Bakın sevgili dostlar, çok güzel doğanın kendi kendine oluşturduğu bir yer burası. Yalnız
Bu kayalıklarla ilgili bir detayı söylemek istiyorum sevgili dostlar size. Burası zemini de kayalık. Yani çok dikkatli olmak lazım. Ben burada yürürken de çok dikkat ettim. Çünkü hafiften kaygan, zamanla yosunlar tutmuş. Terliğiniz ya da ayakkabınız kayabiliyor. Bakın görüyorsunuz yerler nasıl parlıyor. Bakın karşıda da yüzen bazı insanlar var. Oralar daha da kayalık zemin olarak. Hani bazı kişiler bakın atlıyor görüyorsunuz. Burada ben şimdi videonun ilerleyen kısmında da o detayı anlatacağım size, göreceksiniz. Burada eğer siz bilinçsiz bir şekilde yüzerseniz başınıza bir takım kazalar gelebilir sevgili dostlar. Biz bu yörenin yerlisi olduğumuz için yaşanmış olan bazı olaylar ve durumlar var. Bakın görüyorsunuz orada bir hanımefendi oraya tırmanmış. Fakat şu anda inemiyor. Çünkü cesaret de edemiyor. Evet, bu tarz yerlerde çıkmak kolaydır ama inmek zordur sevgili dostlar. Çünkü tırmana tırmana çıktı ama nasıl inecek? Yani yani nasıl, arkasını dönerek inmeye de cesareti yok. Atlamak için oraya çıkmış, yaklaşık yarım saat orada insanları meşgul etti. Atlayamıyor, cesaret edemiyor. Yani oraya çıkıp atlamak çok büyük bir yaşam tehlikesi. Çünkü zemin kayalık, başını vurup Allah muhafaza ölümüne sebebiyet verebilir. Bu çocuklar için de çok kötü bir örnek. Yani çok bilinçsizce yapılan hareketler. Yani diyecek kelime de bulamıyorum ben. İnsan hayatı bu kadar da ucuz olmamalı. Yani insan kendini nasıl bu kadar tehlikeye atıyor ona da anlam veremiyorum açıkçası. Yani neyse birazdan artık atlamaktan başka çaresi kalmadı sevgili dostlar. Çünkü orada bir hikaye daha anlatıldı bize. Yine bu hanımefendi gibi birisi çıkmış, atlayamamış, itfaiyeyi çağırmışlar sevgili dostlar. Yani bu tür olaylar Türkiye'de oluyor. Yani insan onu bir hesaplar. Ben buraya çıktım arkadaş. Cesaretin var mı? Hadi cesaretin var. Atlayabilecek misin? Yer kayalık. Yani bakın hala orada korkudan atlasam mı, atlayamasam mı? Yani inşallah bu videomu da izliyordur da bir daha da çıkıp oraya hem insanlara, çocuklara kötü örnek olmaz. Hem de bu şekilde toplum sağlığını da tehlikeye atmaz. Devletin itfaiyesini, memurunu da boşu boşuna orada meşgul etmez. Yani çünkü itfaiyenin hiç işi gücü yok, bunları kurtaracak. Yani gerçekten bir doğa videosu çekiyorum. İnanın bu tür olumsuzlukları da size anlatıyorum ki bilinçlenelim sevgili dostlar. Bu tür hareketler yapmaya hiç gerek yok. Çünkü oraya eğlenmeye gidiyorsunuz ama düşünün şimdi ben orada mesela eğleniyordum. Bu hanımefendi rastgele bakın atladı sonunda ve Allah muhafaza Allah tarafından kafası da denk gelmedi de o kayalara. Düşünün şimdi orada hepimizin morali bozulacaktı yani. Allah korusun. Neyse sevgili dostlar ben bu tür yorumları yapmadan edemiyorum. Sebebine gelince de yani mantığımı almıyor. Gerek yok yani bu tür akrobatik hareketlere. Bakın sevgili dostlar kerpenin üst yolundan devam ediyorum. Ben alt kısımdan az önce geçmiştim. Sonra o yol üst kısımdan aşağıya doğru aynı sahil şeridine geliyor. Sevgili dostlar benim kerpede ve o sahil şeridinde gördüğüm en büyük eksiklik şehir planlaması. Yollar yok. Yani yok derken çok dar, iki araç yan yana geçemezsiniz. Bazı yolları tek yön yapmışlar ama çift yönden tek yöne geçiş yapmışlar. Bir düzen yok. Şehir planı zaten yok. Temizlik keza öyle. Bakmayın ki şu anda videoda o kısımları çekmedim ben size. Evlerin bir kısmında yaşam yok. Yani sebebini bilemiyorum. Ya sahipleri çalışıyorlar ama tabii bakımsız da kalmış. İnşallah tabii daha da güzel olacaktır bu sahil şeridi. Bizim ülkemizdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi de turizme verilen önem sadece lafta kalıyor. Yani düşünün ki bu sahil şeridi Avrupa'da olmuş olsa sevgili dostlar,
çok büyük rant yapardı. Çünkü neden? Bu tür hem doğasının işte durumu, hem denizi, hem de hava şartları nedeniyle burası çok gözde bir mekan olurdu sevgili dostlar. Hem şehir planlaması açısından hem de halkı açısından çok çok değerli bir mekan olurdu. O nedenle bizim ülkemizdeki turizme verilen değer sadece otel yapımı ya da işte restoran. Fakat bu tarz yerlerin şehir planlaması turizmde çok önemlidir. Yani burada mesela şu anda bir evin fiyatı atıyorum 100 liraysa, dediğim tarz bu şehir planlaması ya da devletin bir takım düzenlemeler yapmasıyla bu iki kata çıkacaktır. Çünkü sadece evin değeri değil, siz o muhite de para vermiş oluyorsunuz. Yani evet, evin bir değeri var ama muhitin de bir rantı var. Bu şekildedir sevgili dostlar. Muhite de para veriyorsunuz ev alırken. Bakın buradan Kova Nazlı Kefken tarafına geçiyorum. Hafta sonu olması nedeniyle çok kalabalıktı. Dediğim gibi ben çok bu kalabalıklar içine girmeyi sevmiyorum. Ben dediğim gibi gittiğim bir restoran var. Oraya giderim, yemeğimi yerim, etrafı dolaşırım. Burası da çadır kampı Kefken'in. Yıllardır bu kamp vardır bizim çocukluğumuzdan beri. Aileler gelirler burada işte kamp yaparlar. İşte bir ay kalırlar ya da 2 ay artık ne kadar tercih ederlerse. Burada çeşmeler vardır, tuvaleti, banyoları vardır. Yani güzel kamp yapmak isteyenler için güzel ama tabii temizlik de olsa çok iyi olacak. Bununla birlikte bu Kefken'den sonra sevgili dostlar diğer sahil şehri Cebeci. Fakat ben Cebeci'ye kadar geçmedim. Açıkçası hem hava çok sıcaktı hem de yoruldum. Bakın Kefken'in içi bu şekilde böyle küçük küçük bakkallar işte ya da işte evler, apartmanlar tarzı bir yapılanma var. İnsanlar sol tarafta tıklım tıklım iç içe Covid'de. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de Covid çok aşırı bir şeyde sayıda ve dolayısıyla Avrupa Türkiye'yi çok çok riskli bölge ilan etti. Yani bizim burada Covid çok çok az. Yani Türkiye'ye bakınca bizim burada yok sayılır Belçika'da. İnşallah Türkiye'de de bu şekilde vakaların azaldığını görürüz. Bakın sevgili dostlar, buralar hep çam ormanı. Sol tarafta devlete ait bir kamp haline getirilmiş. Eskiden burası halkın bulunduğu bir yerdi ama şimdi devlet orayı kapatmış. Bilmiyorum niçin kapatmış ama neyse, bir şey söylemek istemiyorum. Sevgili dostlar, bu yolun devamı Cebeci'dir ama ben buradan başka bir güzel bir yere geçiyorum. Birazdan siz de göreceksiniz manzarasını. Bakın şimdi yavaş yavaş ormanın içinden bu güzel manzaraya doğru hemen geçiyoruz. Bakın böyle kayalıkların üstünde. Bakın o karşı taraf Cebeci sahil oluyor. Orada bir de karşıda Cebeci'nin adası var. Sevgili dostlar, hafta sonu buraya genelde gelinler gelir fotoğraf çekinmeye. Çünkü buranın alt kısmında pembe kayalar var. Birazdan pembe kayaları da ben size yakın çekimde göstereceğim. Burası bizim çocukluğumuzda da çok revaçta olan bir mekandı. Şu anda da öyle. Genelde gelinler ya da işte nişanlanmış çiftler bu pembe kayalarda fotoğraf çekiniyorlar ki keza ben bu gidişimde de vardı fotoğraf çekimleri. Çünkü doğal, güzel. İşte bu teras gibi bir görünümü var bu bölgenin ve insanlar burada piknik yapıyorlar. Bakın pembe kayalara indim ve ben genelde hep böyle bir kaya, kopmuş kaya parçası bulurum her gittiğimde. Alırım ve bahçeme götürürüm. Hatta benim Türkiye'deki bahçemden bir çekim almıştım size biliyorsunuz ve orada da bahsetmiştim pembe kayalardan getirdim bu kayaları diye. Kopmuş olan bu kayaları ben de alıyorum. Bahçeme koyuyorum çünkü güzel, doğal, pembe pembe böyle çok da güzel. İnsanlar hafta sonu buraları çok ziyaret ediyor. Ama dediğim gibi temizliğine de önem verilmesi lazım. İşte bu köşede fotoğraf çekiyorlar sevgili dostlar, gelinler. Hatta bu videonun en sonunda vardı. Ben almadım özellikle. Rahatsız etmek istemedim onları. Bakın tam bu köşede böyle otururlar. Burada
arka fonda burası olur. Fotoğraf çekinirler. Bakın ne kadar güzel doğal bir rengi var. Yani doğanın oluşmuş durmuş olduğu bu güzellikleri korumamız lazım. Hele de kendi vatanımızsa daha da özen göstermemiz lazım. Bakın sevgili dostlar, burada aşağıda görüyorsunuz, bakın çizgi çizgi bir yer var, kesilmiş bir yer var. Eskiden buradan kaya böyle kesip kesip gemilerle taşıyorlarmış. Bu eskiden dediğim de ta şeyler 1900'lerin başında. Fakat sonradan nedense bırakılmış. Tabii ki o zamanlar Türkiye'nin şartları belli, işte savaşlar, şunlar, bunlar. Türkiye'nin kayalarla değil de kendiyle uğraşacak hali yokmuş savaşlardan. Bakın sevgili dostlar, ben buraya sandalyemi koydum ve burada böyle etrafı izledim. Uzun bir sürede burada oturdum, keyfini çıkarttım. İnsanlar da burası böyle bir şey, çok sığ. İnsanlar burada yürüyorlar. Dalgalar da arada bir geliyor. Serin, güzel. Bakın şu köşeye sandalyemi koydum. Şu kanal gibi yer var ya. Orada oturdum. İnsanları izledim sevgili dostlar. Bakın çok da güzel. Su tertemiz. Kirletmeyelim. Yani bu güzellikleri geri kazanmak çok zor. Evet, kirletmek kolay ama düşünün, yani bir çöp poşetinin doğadaki yaşamı 100 yıl sevgili dostlar. Yani bir plastik poşet 100 yıl doğada kalabiliyor ki biz bu doğayı çocuklarımıza emanet edeceğiz. Özen gösterelim. Yani temiz olalım. Ne var bunda? Bakın oturdummuşum sevgili dostlar. Kayam da yanımda, etrafa bakıyorum. Böyle efil efil, serin serin, akşamüstü serinliği. İnsanlar da yavaş yavaş akşamüstü piknik yapmaya geliyorlar buraya. Dediğim gibi. Yani benim devamlı geldiğim sahil şeritlerinden bir tanesidir. Dediğim gibi evimin kuzey kısmına kalıyor. Yani evimin derken şöyle, ben Kocaeli Kartepe'deyim. Yani şöyle düşünün, bizim kuzey kıyımız bu bölge oluyor. Sakarya'nın da karası oluyor sevgili dostlar. İnşallah bu video size keyif vermiştir. Ben sizi şu anda dalgaların ve doğanın seyrine bırakarak tadını çıkartmanızı istiyorum. Videomun da sonuna yaklaştım zaten. Bir sonraki videolarım inşallah Avrupa gezilerimden olur. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın.